When the lion roars, the jackals become silent. By the way, it's not about the jackal. Selamlar ve Bustası YouTube kanalına hoş geldiniz. Videonun en başında sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir sürede 10.000 aboneyi geçmiş durumdayız arkadaşlar. Bunlar sizin sayenizde ve sizler de abone olup videolarımızı beğenip yorum yaptıkça bizler motive oluyoruz. Zaten videolarımızın birçoğunu sizlerin yorumlarına dayanarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden videoları yorumsuz bırakmayın. Bugünkü videomuzda aynı şekilde. Bu arada video açıklamalarındaki Instagram adresimden ve Telegram kanalımızdan bana dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Buralardan benimle birebir iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün seri bir video olacak. ChatGPT'ye şunu yazdım. Ormanların Kralı Aslan ile ilgili insanlara atfedilmiş atasözleri yazar mısın? 5 adet dedim. Ve ChatGPT de buraya sıraladı arkadaşlar. Dediğim gibi buraları prompt kısmını göstermeyeceğim. Zaten artık buralara vakıfsınız. Ve bunlardan aralarından en beğendiğim olanı seçeceğim. Bir köşede dursun arkadaşlar. Ben şunu beğendim. Aslan kükreyince çakallar susar. Zaten videonun en başında da çalışmayı görmüştünüz arkadaşlar. Bu bir köşede dursun. Şimdi bizim asıl konumuza gelelim. Yapay zeka ile yazarak video oluşturma. Uzun süredir merak ettiğiniz bir konuydu arkadaşlar. Bunu iki adet platformla göstereceğim. Dikkatli takip edin. Birini kullanmak istemeyenler diğerini kullanabilirler. Birisi Runway, diğeri Moon Valley arkadaşlar. Yazılışı bu şekilde. Merak etmeyin video açıklamalarına bırakıyorum. Ama açıklamadan siteye girmeden önce videoyu izleyin arkadaşlar. Çünkü takılacağınız noktalar olacak. Tekrar 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 dönüp videoya gelmeyin. Şimdi Runway'e geldim. Buradan Login Google diyorum. Ve bir Google hesabıyla Runway'e otomatik olarak kayıt olmuş oluyorum arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra yapmam gereken çok basit. Buradan dilersem bir görüntüyle, dilersem yazarak video oluşturabiliyorum. Dilerseniz önce görüntüyle nasıl oluşturuluyor bunu gösterelim. Hemen buradan Start with Image diyorum. Tıkladım ve karşıma böyle bir pencere açıldı. Hemen orta kısma tıklıyorum arkadaşlar ve buradan herhangi bir görselimi fotoğrafı seçip buraya yüklüyorum. Basit ve hızlı bir şekilde göstereceğim. Sizler de pratik yaparak daha da güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi ben buradan bir görsel yükledim. Yüklediğim görseli de hemen göstereyim arkadaşlar. Yüklediğim görsel aslında şöyle bir görsel. Şimdi buradan yapmam gereken bazı ayarlar var. Bu opsiyoneldir arkadaşlar. İsteyenler yapmayabilir ama yaparsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Buradan kamera motion'ı seçtim arkadaşlar. Buradan dikey ayarları yani videonun ne şekilde oluşturulmasını istediğimi ayarlıyorum. Yani yön ayarları, zoom ayarları gibi ayarlar arkadaşlar. Sev dedim ve buradan çok uzatmadan hemen generate diyorum. Şimdi bu bizim kullanacak olduğumuz değil ancak görseli videoya çevirmek isteyen arkadaşlar için de bunu göstermek istedim. Birazdan esas konumuza geçeceğiz ama bunun sonucunu merak edenler de videoyu bekleyebilir ya da dileyenler burayı geçip ileriye sardırabilir. Ben buraları hızlandırıyorum ve arkadaşlar şu anda videomuz oluştu. Bakalım nasıl bir video olmuş. Hemen play'e tıklıyorum. Gördüğünüz üzere görselimizi hareketlendirdi ve farklı bir boyut kazandırdı. Şimdi asıl konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen alt kısımdan text bölümüne geliyorum. Bu arada şu videoyu da durduralım. Şimdi bu text bölümüne İngilizce sisli bir ormanda koşan Aslan yazacağım. İngilizcesini kopyaladım ve buraya yapıştırdım arkadaşlar. Yine hemen aşağıdan ayarları yapabiliyorsunuz. Şu şekilde pan ayarları, işte dikey ayarlar, yatay ayarlar yaparak görselinizi daha da güzel hareketlendirebiliyorsunuz. Şu anda yazıyla sıfırdan yapay zekaya bir video oluşturtacağız arkadaşlar. 4 saniyelik bir video olacak ama bizim işimizi fazlasıyla görecek. Şuradan bizler 16'ya 9 ya da 9'a 16... Yani shorts formatını seçebiliriz. Ben bugün shorts formatında bir video üreteceğim. 9'a 16'yı seçtim ve buradan generate dedim arkadaşlar. Hemen gördüğünüz üzere oluşturulmaya başladı. Yine 1 dakika gibi bir süre alacak. Buraları hızlandırarak geçiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar aslan videomuz hazır. Hemen play'e tıklayıp bakalım nasıl bir video olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapay zeka harika sonuçlar çıkardı. Şimdi bunu bilgisayarıma kaydediyorum. Hemen videonun üzerine saat tıklıyorum. Video olarak kaydet diyorum. Buradan ben masa üstüne kaydetmek istiyorum arkadaşlar. Leon yazdım ve kaydet dedim. Şimdi sıra ikinci videomuzda arkadaşlar. Yine bunu durdurdum. Çeviri bölümüne geldim. Cümlemiz neydi? Aslan kükreyince çakallar susar. Demek ki benim bir de çakal videosu oluşturtmam gerekiyor. Hemen çeviriye geldim. Şuraya çakal yazdım arkadaşlar. Aslanı silip çakal yazdım. Buradan kopyala dedim ve geldim. Hemen buraya yapıştırdım arkadaşlar. Generate dedim ve ikinci videomun da oluşmasını bekliyorum. Yine 9'a 16 bir video ürettik. Ayarlarına dokunmadık. Az önceki aslan videomuzda aynı ayarları vermiş olduk arkadaşlar. Muhtemelen birinci videomuza uygun bir video üretecektir. Çünkü ard arda bir prompt komutu girdik arkadaşlar. Aynı ortamda, aynı atmosferde bir sonuç geleceğine inanıyorum. Birazdan bizler de bunu görmüş olacağız. Ve buraları hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çakal videomuzda oluşturulmuş oldu. Hemen şöyle bir izleyelim. Yine yazarak video oluşturmuş olduk. Güzel de bir sonuç oldu ve gördüğünüz üzere diğer sonuçla neredeyse aynı sayılır arkadaşlar. Hatta bu atmosfer daha güzel diyebilirim. Şimdi ne yapacağım? Hemen yine buna da sağ tıklayacağım, video olarak kaydet diyeceğim, masa üstünü seçeceğim ve buraya çakal yazdım, kaydet dedim. Şimdi bu iki videoyla bir şey yapacağız arkadaşlar. Son günlerde görmüş olduğunuz popüler videolardan birisi ve yapmak istediğiniz videolardan birisi eminim. Hemen yap yapacağımız videoya geçmeden önce bir yapay zeka uygulamasının daha olduğunu söylemiştim. Runway'i sevmeyenler için alternatif video oluşturma sitesini açıklamalara bıraktım arkadaşlar. Try the beta dediğinizde Discord hesabınıza otomatik olarak yönlendiriyor. Buradan daveti kabul et diyorsunuz ve buradan talimatları uygulayarak yine yazıdan video oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir seçenektir. Runway'de bir seçenek. Bu sitenin detaylarına daha ileriki videolarda geleceğiz arkadaşlar. Şimdi konuyu bölmeden yapacağımız videoya geçelim. Şimdi Eleven Labs'e geldim arkadaşlar. Ben bugün Türkçe olarak deneyeceğim arkadaşlar. Ancak yabancı bir kanalda oluşturabiliriz. Yabancı bir videoda üretebiliriz. Bunu daha önceki videolarımda da göstermiştim. Hemen şurayı Türkçe yapacağım arkadaşlar. Türkçe seçeneğini aktif ettim. Ve şöyle hemen cümleme aldım. Buraya kopyaladım. Devamına da bir şey ekleyeceğim. Bu arada konu çakal değil diye bir ekleme yaptım arkadaşlar. Generate dedim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu indiriyorum. Hemen gördüğünüz üzere indirilenler bölümünde. Dilerseniz bir de İngilizce versiyonunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle kopyalayalım, çeviri bölümüne gelelim. Bunu alıp Eleven Labs'e yapıştıralım arkadaşlar. Her iki versiyonu da bugün denemiş olacağız. Şuradan ayarlara gelip İngilizce yaptım. Aynı ses tonunu kullanacağım. Generate dedim arkadaşlar ve bunu da indiriyorum arkadaşlar. Her iki seslendirmemizde şu an indirilenler klasörümüzde. Evet şimdi CapCut'a geldim ve buradan az önce indirdiğim iki adet sesi öncelikle ekliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında masa üstümden hemen bu aslan ve çakal videolarımı import ediyorum. Yani CapCut'ın içine atıyorum. Şöyle aslan görselimi en başa ekleyeceğim bu sağ alttaki runway'in filigranını düşünmeyin arkadaşlar. Dilerseniz şu şekilde biraz büyüterek filigranı yok edebilirsiniz. Dilerseniz de oraya kendi şahsi kanalınızın logosunu filigranla eklersiniz. Böylelikle bu filigranı yok etmiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle ben biraz büyüttüm. Şimdi şuradan aslan videomun sonuna çakal videomu ekliyorum arkadaşlar. Sesimizi de atalım. Öncelikle Türkçe'ye atalım. Sonra İngilizce'ye ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle sesi de ekledim ayarlamalarımı yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ayarlamalarımı yaptım arkadaşlar. Kesme biçme işini yapmış oldum. Şimdi bunları bir siyah beyaza çevirelim. Şöyle hemen adjustment bölümüne geldim. Bu üstte hemen adjustment'ı ekledim arkadaşlar. Tüm videoyu filtrelemiş olacağım. Biraz böyle saturation'ı kıstım. Kontrastı biraz yükseltiyorum arkadaşlar ve buradan biraz vignette verdiğim zaman istediğim görseli elde etmiş olacağım. Bunu tüm videoya uygulamış oldu arkadaşlar. Dileyenler renkli de bırakabilirler. Ancak ben bugün bunu tercih ettim. Biraz daha karartabilir, biraz daha açabilirsiniz. Hatta şu şekilde açık olabilir. Hemen şimdi buna otomatik altyazı ekleyeceğiz arkadaşlar. Text bölümüne geldim. Auto Captions'tan hemen buradan Türkçeyi seçtim, create diyerek otomatik alt yazılarımı oluşturmuş oldum. Hemen sağdaki kısımdan istediğiniz yazı tipini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yazı tiplerini yani altyazı tiplerini kendinize göre seçebilirsiniz. Ben örnek olarak şunu seçtim arkadaşlar. Hatta yazı rengini de şu şekilde kırmızı yapabiliriz ya da buradan işte yazı tipini kendinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada tabii müzik her şeydir arkadaşlar. Ses kitaplığı sinematik sesler buna güzel gidecektir. Sinematik dedim ve seçtiğim herhangi bir müziği hatta ilk müziği yüklüyorum arkadaşlar. Bunu CapCut'a atacağım ve altyapı müziği olarak bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Tabi bunlar birer örnektir. Sizler geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir izleyelim. Aslan kükreyince çakallar susar. Bu arada konu çakal değil. Biraz kısa oldu. Eğitim videosu olduğu için kısa tuttum arkadaşlar. Şimdi bunun bir de İngilizce versiyonunu deneyelim. Şuradan alt yazılarımızı silelim. Türkçe sesimizi silelim ve buradan İngilizce sesimizi ekleyelim arkadaşlar. Ve İngilizce sesime göre videoları ayarladım arkadaşlar. Şu şekilde aralara güzel geçişler ekleyebiliriz. Yani burada olay tamamen sizde arkadaşlar. Fikri katmak sizin elinizde. Ben bu geçiş efektini ekledim arkadaşlar ve şimdi yabancı dilde altyazı ekleyeceğim. Şimdi ne yapacağım? Yine altyazı stilimi buradan templates bölümünden ayarlayacağım ve bu yeşil yazıları ben kırmızıya çevirmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde kırmızı olabilir. Ve bakalım izleyelim nasıl olmuş. When the lion roars the jackals become silent. By the way, it's not about the jackal. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aslında her gün karşılaştığınız bir videoyu sizlere nasıl yapacağınızı anlatmış olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bu ustası kanalından sevgiler saygılar.